Zaniolo Galatasaray'a dönüyor. Galatasaray'ın 5 milyon euro kiralama bedeli ve 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Aston Villa'ya kiraladığı Nicolò Zaniolo, İngiltere'de aracını bulamadı. Aston Villa'da süre almakta zorlanan ve tüm kulvarlarda forma giydiği 26 maçta 917 dakika sahada kalan Nicolò Zaniolo için İngiliz basınında yer alan haberlerde Aston Villa'nın sezon sonunda yıldız oyuncuyla yollarını ayıracağı belirtildi. Habere göre Premier Lig ekibi yıldız futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmayacak ve oyuncu Galatasaray'a geri dönecek. İtalyan yıldızın kiralama sözleşmesindeki detaya göre İngilizler oyuncunun opsiyonunu kullanmadıkları için Galatasaray artı 2,5 milyon euro daha kiralama bedeli alacak. Zaniolo bu sezon Aston Villa formasıyla 2 gollük skor katkısını verebildi. Galatasaray'da Felipe Anderson sesleri. Jim Bond transferde rotayı İtalya'ya çevirdi. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı isimlerden birinin Felipe Anderson olduğu ortaya çıktı. Santos altyapısına yetişen yıldız futbolcu sırasıyla Lazio, West Ham United ve Porto'da forma giydikten sonra yeniden Lazio'ya döndü. Temmuz 2021'den bu yana çizgi 2000'in formasını giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Galatasaray tecrübeli futbolcuyla anlaşması durumunda herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Teknik direktör Maurizio Sarri'nin vazgeçilmezleri arasında yer alan Sambacı Yıldız, sağ kanadın dışında sol kanat ve forvet'e de oynayabiliyor. Felipe Anderson'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. Galatasaray'dan orta sahaya Wunderkid. Fransız futbolcu Tanguy Ndombele ile sezon sonunda yollarını kesin olarak ayıracak olan Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için de transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı Kırmızılılar Ndombele'nin yerine transfer etmek için gözünü 23 yaşındaki Danimarkalı orta saha Albert Grønbech'e çevirdi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028'e kadar devam eden yetenekli orta saha için Galatasaray sezon sonunda girişimde bulunacak. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan merkez orta saha oyuncusu aynı zamanda sol kanatta da forma giyebiliyor. 2022 yazında Danimarka ekibi Aarhus'tan 3,5 milyon euroya Bodø'ya imza atan Grønbech için Norveç temsilcisi 10 milyon euro talep ediyor. Victor Nelson'un yerine Leo Ortiz. Galatasaray Brezilyalı futbolcu Ortiz için devreye girdi. Sarı Kırmızılıların yıldız futbolcuyla ilk görüşmesini yaptığı öğrenildi. Sezon sonunda ayrılma ihtimali yüksek gözüken Nelson'un yerine stoper almak isteyen Galatasaray için Brezilya basına flash bir isim ortaya attı. Leo Ortiz. Red Bull Bragantino forması giyen Ortiz de Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği, hatta kulübüyle ilk görüşmenin de gerçekleştiği belirtildi. Brezilya'dan Palmeiras'ın da eseri başarılı oyuncu kariyeri boyunca hep Brezilya ekiplerinde forma giydi. Red Bull Bragantino'nun takım kaptanlığını da yapan Leo Ortiz için kulübünün kapıyı 6 milyon eurodan açtığı öğrenildi. Galatasaray'dan Mario Lemina bombası. Sergio Oliveira ve Tanguy Ndombele ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Sarı Kırmızılılar, merkez orta saha bölgesi için takıma seviye atlatacak düzeyde bir takviye yapılması fikri üzerine uzlaşı sağladı. Bu doğrultuda çalışmalarına devam eden Galatasaray'ın transfer listesinde birçok önemli isim var. Bunlardan biri de Galatasaray'da kiralık oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olmayı başaran ve Okan Buruk'un da çok istediği Mario Lemina. Premier Lig'de Wolverhampton formatı giyen ve gösterdiği performansla parmak ısırtan 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da yeniden forma giyme fikrine oldukça sıcak bakıyor. Peki siz Lemina'nın Galatasaray'a dönmesini ister misiniz? Lemina dönsün diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Fofana bombası. Orta sahasını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef orta saha rotasyonuna yüksek kalitede bir yıldız eklemek. Bu bölge için gözüne Monaco'nun yıldızı Fofana'yı kestiren Galatasaray'da Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, taraftarları bir kez daha ayağa kaldırmanın peşinde.
Fransız basınına göre Galatasaray Monaco'nun yıldız oyuncusu Youssouf Fofana ile ilgileniyor. 28 milyon euroluk piyasa değeri bulunan 25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu için Galatasaray ile Monaco temsilcilerinin görüştüğü öne sürüldü. Fofana'nın sözleşmesinin bitmesine bir sene kaldığından Galatasaray'ın bu transferi 15 milyon euro gibi bir bedelle bitirebileceği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray'dan Lo Celso bombası. Daha önce Tottenham'dan Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele'yi transfer eden Galatasaray bu kez de Giovanni Lo Celso'nun peşine düştü. Sarı Kırmızılılar sezon sonunda 28 yaşındaki futbolcunu yeni 10 numarası yapmak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Jimbom İngiliz kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Lo Celso da Galatasaray'a sıcak bakıyor. Kulüplerin anlaşması durumunda Giovanni Lo Celso Galatasaray'ın yeni 10 numarası olacak. İngiliz ekibi 2020 yılında 32 milyon euroya bonservisini aldığı Arjantin yıldızı kadrosunda düşünmüyor. Geçtiğimiz sezonu Villarreal'i kiralık olarak getiren Lo Celso bu sezonun başında Tottenham'a geri dönmüştü. Ancak yıldız futbolcu İngiltere'de bir kez daha umduğunu bulamadı. Kariyeri boyunca kendisi için 83 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lo Celso, eski formuna kavuşmak adına düzenli oynayabileceği bir kulübe transfer olmak istiyor. Galatasaray'da hedef yine Tielemans. Sezon başında Galatasaray taraftarlarının Come to Galatasaray yorumlarıyla şaşkına dönse de daha önce anlaştığı Aston Villa'ya imza atan Belçikalı orta saha Tielemans'ın menajeri Galatasaray'a haber gönderdi ve yeniden görüşebiliriz dedi. Aslan yaz transfer döneminde yıldız orta saha için yeniden harekete geçecek. İngiliz ekibinde mutsuz olan Youri Tielemans ayrılmak istiyor. Galatasaray'da önce de görüştüğü Tielemans'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcamış ancak 27 yaşındaki futbolcu İngiltere'de kalmayı tercih etmişti. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un bu transferi çok istediği biliniyor. Belçikalı orta saha daha çok süre alabileceği bir takıma transfer olmak istiyor. Galatasaray'da deprem. Bu sezon sergilediği performansla Avrupa devlerini peşine takan Barış Alper Yılmaz'ın Euro 2024 sonrasında rekor bir bonservis bedeliyle yurt dışına transfer olması bekleniyor.